Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu önümüzde görmüş olduğunuz küçücük bilgisayar GPD Win'i inceleyeceğiz. Bu dünyanın ilk 5.5 inç bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda içinde Windows yüklü. Bizi sizi çok sabırsızlandırmıyorum. Önce bir şu GTA 5'imizi bir yani açalım. Yani bu soruyu zaten mutlaka soracaksınız arkadaşlar. Siz sormadan biz gelin GTA'yı açalım. Bir 64 GB'lık bir hafızası var. Bu aletin SSD'nin içine GTA'yı kurduk. Şöyle arkadan takalım. Bu arada oyun açılırken ben de size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. QWERTY tuş takımı var gördüğünüz gibi, ancak tabii ki de böyle seri yazı yazmak için çok uygun değil. Mouse'u nasıl kontrol edeceğim diyorsanız da şu sağ analoğunu mouse olarak kullanabiliyoruz. Analog demişken bir bilgisayarın üzerinde analog görmek biraz enteresan. O da şundan kaynaklı, bu hani taşınabilir hem de bir oyun konsolu gibi dizayn edilmiş. Hayda. Geldi vallahi. Çünkü bence bunun çalıştırması önemli abi. Hani evet, full performans beklemiyorum. Aynen, hani low'da da olsa uçakta gidiyorum, atıyorum Uganda'ya gidiyorum. Yolda acaba oynayabiliyor muyum? GTA'yı bitirebileceğim bakalım. Aynen. Evet, şu an evet, her şu şeyimiz en düşükte. Vallahi uyuyakalıyordum neredeyse. Aynen. Bir tık kasıyor gibi şu an. Abi hadi acele edin. Düşünsene abi, 3 tane bu tarz adam geliyor bankaya. Sen böyle aman abi aman kaçarım yani, içeri geçtim. Süveterle dolaşıyorsun. Saçmalık var, bunu bu kadar kasmaması lazım. Şöyle bir ekranı küçülteyim. Bak, ekranı küçültünce nasıl kendine geldi görüyor musun? Evet arkadaşlar. Gayet akıcı bir hale geldi. Ekran küçülünce şu an akıcı hale geldi. Ben çok heyecanlı oldum. Aldım. Vallahi aldım. Aldı, helal olsun Mehmet'e. Abi nereye gidiyorsun sen tek başına? 55 tane polis geldi. Abi böyle bir hayatın olduğunu düşünebiliyor musun ya? Hiç düşünemiyorum, hayal bile edemiyorum. Bayağı şu an güzel gidiyorum ya aşağıda. Evet, şu an bir oyun videosuna dönüştük abi. GTA'yı bitiriyorum. Lütfü GTA'yı bitiriyor. Aynen, birinci bölüm. Bir de CSGO'ya bakacağız. Şu an bayağı sıcak, şöyle bir bakalım bir. 10 derece. 42,5 pardon. 43 dolaylarında arkadaşlar sıcaklık ve 5-4. 44 mü? Evet, birazcık da böyle eli inceden yakıyor, onu söyleyebilirim. Şu an kasma yok arkadaşlar oyunun içinde. Allah yanlışlıkla susturucuyu çıkardım ama dönmek ızdırap. Lütfi adam geldi gitti, Lütfi yeni ateş etti. Müthiş bir yapacak bir şey yok Çağdaş. Oyuncu deneyimi. Al edebiliyorsan sen et. Ha, sisin içine de girdi. Sis de kastı. Sis atma şey var işte. Yapsın da var belki. Şöyle biraz da yukarı kaldır abi. Bizim eleman iyi. Lütfü onu izliyor. Yatmadı, yatırdı. Çık 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 çık. Evet. Biraz ağır. Aha, kazandık. Evet. Onlar kazandı. Onlar mı kazandı? Sen de yaşarken nasıl kazandılar ya? Lütfü seni oyun içe saydı abi. Galiba. Bu oyunda webde yok. Bir dakika abi. Arkadaşlar ben bunun altında kalmam. Mouse'u çok bilmiyorum. Dalga geçtik Lütfü ile. Vur vur vur. Hadi be. Vur be. Hadi be. Çok yaklaştım. Kameraya çarptık abi. Kanka benim valla kol yoruldu, al biraz şunu. Ben o zaman yürüteyim. Sen yürüt, ateş ben ateş edeyim. Çağdaş, bu elde silah alalım. Silah alacağız bizim kahraman videocuna. Ne alayım lütfen? B3-3. Strafe de bende arkadaşlar. Buradan illaki çıkacaksınız. Çağdaş, üstten gelirlerse ne yapacağız? Şu an bilmiyorum, biz alttan gidiyoruz. Onu üsttekiler düşün. Gir 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 gir, bombayı kur. Oğlum biz nasıl bomba kuruyoruz biz? Bombaları imha ediniz. Hadi be Lütfi. Şarjör bitti, zıplasana oğlum. Abi sen niye şarjörsüz adamın üstüne gidiyorsun ki? Ben mi gidiyorum, sen gidiyorsun. Ben sadece sağa sola bakıyorum. Şöyle bir şey yapalım abi, alet oyunlarımızı çalıştırdı. GTA bilmem neyi falan. Biraz özelliklerinden bahsedelim. Tamamdır. Nedir ne değildir alet, biraz da ona bakalım hadi. Aslında bilgisayarın teknik detaylarına baktığımız zaman oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz Çağdaş. Aynen abi, işlemci olarak Intel'in Atom Z8750'si kullanılmış. Bunun yanında 4 GB DDR3 RAM'imiz var. Aynı zamanda Intel HD Graphics 405 ekran kartıyla birlikte geliyor. Ekran boyutumuzdan da bahsedelim. 5.5 inç, 1280x720 çözünürlükte ve 267 ppi ile birlikte geliyor. Hani ekranı zaten sen de gördün. Bir tık çözünürlüğün düşük ve ppi değerinde düşük olduğu aslında çıplak gözle belli oluyor. Aynen. Arka tarafına baktığımız zaman bir USB-C, bir tane USB 3.0, bir tane HDMI-C dediğimiz daha küçük olan bir HDMI girişi, microSD kart slotu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Arkadaşlar biz bunu da genelde Steam üzerindeki oyunları denedik, ancak emülatörler yardımıyla farklı platformlardaki oyunları da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Artık son sözlerimize gelelim. Lütfi'cim ne diyorsun abi cihazla ilgili? Abi GPD Win bir Indiegogo projesi olarak sunulmuş. 2016 yılında da istediği fonu toplamış ve piyasaya çıkmış. Çıkarılmış. Ya benim görüşlerim şu yönde arkadaşlar. Bir portable oyun cihazı olarak bence iyi. Ama daha çok retro oyun sevenler. Aynen öyle. Emülatör kullananlar. Emülatör oyunlarını oynayanlar. Tamam, GTA'yı da oynuyorsun ama çok fazla keyif vermiyor. Vermiyor. GTA dediğin biraz güzel güzel grafikleri yani var. Bağla büyük ekranda oyna ama hiç çoktan iyidir. Burada esas sorulması gereken, böyle minik bir bilgisayara ihtiyacımız var mı yok mu? Bunun teknik özelliklerini yarın öbür gün coştururlarsa bence olabilir. Mükemmel.
olur. Evet. Aynı zamanda zaten bu meseleyi tartışmanın şöyle bir mantıklı tarafı var. Şu an ülkemizde bu cihazın satışı yok. Yok. Yani benim sorum şu arkadaşlar, bu ürünü beğendiniz mi? Yani oyun oynatma anlamında demiyorum. Gerçekten tasarımı, görüntüsü benim bayağı hoşuma gitti. Cevaplarınızı bekliyoruz. O zaman ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ürünle ilgili veya bizimle ilgili kafanıza takılan her türlü şeyi hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Kafanıza takılan her şeyi söyledin mi abi bunu? Ben onu söyledim. Yine mi söyledin? Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortamdaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.